Merhabalar arkadaşlar, Türev'in 3. videosunda beraberiz. Bu defa Türev'in geometrik yorumundan bahsedeceğiz. Bir fonksiyonumuz olsun, fonksiyonumuz fx olsun. Bunun arkadaşlar artan ya da azalan olduğu yerleri görüyoruz. Bakın bu fonksiyon arkadaşlar artıyorsa, bakın arttığı şu bölgede ne vardır arkadaşlar? Eğim pozitiftir. Zaten dersin başında söylemiştik arkadaşlar, Türev demek eğim demekti. Kimin eğimi? Tabi teğetin eğimi. O zaman bu noktadaki teğetimiz pozitif eğimli olduğuna göre burada türev nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Sonra bakıyoruz mesela örneğin şöyle bir noktaya bakıyoruz arkadaşlar. Böyle bir noktada da fonksiyon azalan olduğunu görüyoruz. O zaman bu noktada da bakın bu noktada da eğimimiz negatiftir. Yani türev eğim demekti ya türev negatiftir. Tam şu tepe noktasında bakın arkadaşlar. Pik yaptığımız noktanın en zirvesi. Burası arkadaşlar burada da türevimiz nedir? Sıfırdır. Ee, bakıyorum burada da arkadaşlar türev sıfırdır. Neden? Türev eğim demekti ve burada x'ler şey x ekseninde paralel doğrulardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada eğimler sıfırdır arkadaşlar. Sonra türevin sıfır olduğu yerden sağa doğru giderken bakıyorum fonksiyon yine artmaya başlamış. Dolayısıyla burada arkadaşlar eğim yine pozitif yani türev yine pozitif. Bir fonksiyonun arkadaşlar eğimini bulmak istiyorsak onun türevine bakmalıyız demek ki. Hadi bu fonksiyonun eğiminden bahsedelim. Hemen türevini alıyorum öncelikle. 4x 3 yaptı. Burada noktayı yerine koyarsam o noktadaki arkadaşlar teğetin eğimini bulmuş olurum. 0 yerine koyarsam arkadaşlar 0 eksi 3'ten m teğetimiz eksi 3 yapmış olacak arkadaşlar. m teğetin eksi 3 olması demek fonksiyonda 0 noktasından çizdiğimiz teğetin eğiminin eksi 3 olması demek. Ama bize bu noktadan geçen teğeti yaz diyor. Denklemini yaz diyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir doğru denklemi yazacağımız için eğimi x'in başına katsayı olarak koyuyoruz arkadaşlar. Ve geçtiği bir noktayı bulmamız gerekiyor. E mesela benim eğrimin x eşittir 0 noktasında ordinatı ne acaba? Önce onu bulmalıyım. x e 0 koyarsam bakın bunlar gidecek. Ordinatta 1 yapmayacak mı? Demek ki biz 0'a 1 noktasından geçen bir teğeti merak ediyoruz. E zaten eğim eksi 3 olduğu için eksi 3 x diye başlamıştı ya. Bir de bu noktayı sağlaması gerektiği için x e 0 koyduğunda sonuç 1 çıkmalı. x e 0 koyarsam bakın burası 0 yapıyor. Sonucun 1 çıkabilmesi için burada bir artı 1 varmış demek ki. İşte bu bulduğumuz arkadaşlar teğet denklemidir. Evet hangi şıkta var? Eksi 3 eksi artı 1 cevabımız adan arkadaşlar. Burada da benzer bir şey soruyor. X eşittir eksi 2 noktasından çizilen teğetin denklemi buymuş. Arkadaşlar sembolik olarak çiziyorum. Bir tane parabolümüz var ve bunun üzerinde bir tane eksi 2 noktası var. Buradan bir teğet çiziyoruz arkadaşlar. Tamamen sembolik çiziyorum. Yani eğimi pozitif falan gördüğüne bakmayın. Şimdi bu eksi 2 noktasını tabi fonksiyonda yerine yazarsanız bunun ordinatını da bulabilirsiniz. Eksi 2'nin karesi 4 artı b yapar burası. Demek ki eksi 2 4 artı b noktasından geçen bir teğet denkleminden bahsedeceğiz. E arkadaşlar e ben türevi alıp noktayı yerine koyarsam buradaki teğetin eğimini bulmaz mıyım? Hadi türevi alalım. Y'nin türevi neydi? 2a x arkadaşlar. Getirip eksi 2 yerine koyarsam eksi 4a yapmaz mı? Bu m teğettir. Yani şunun eğimidir. Arkadaşlar bu m teğet eğim zaten bize verilmiş ve x'in kat sayısı eksi 4. X4. Yani eksi 4a'nın eğim olan eksi 4'e eşit olması gerekiyor. A buradan nedir? 1'dir. Sorun var mı arkadaşlar? Evet, gelelim sıradaki sorumuza. Yine bakın bir teğet var. Ee, Teğetin eğimi aslında bize o noktadaki türevi verecek. Bunu unutmuyoruz. Ee, hemen bana sorulan şeye bakıyorum. G türevi bir soruluyor. O zaman herkesin bir türevini alalım. Grafiği birazdan kullanacağız. G'nin türevi diyorum arkadaşlar. İçini aynen yazıyorum. Sonra çarpı içinin türevi. Bunu önceki derslerimizde konuşmuştuk. Neyin türevini alıyorsak alalım. Çarpı içinin türevi diyeceğiz. Şimdi sağ tarafta da arkadaşlar bakın çarpım türevi yapmalıyım. Birincinin türevi 2 çarpı diğerini aynen yazıyorum. Artı ikincinin türevi f türev eksi 2 x artı 3 çarpı içinin türevi eksi 2 mutlaka gelecek. Çarpı birinciyi aynen yazıyorum. Değil mi? 2 x artı 1. Kimin türevini aldıysam diğerini normalle çarpıyorum. Hiç bunu düzenlemekle uğraşmayacağım arkadaşlar. G'nin içinin 1 olmasını istiyorum. G'nin için 1 olması için ben ilk gördüm her yere 1 yazmalıyım. Çünkü 1 yazarsam bakın 2 eksi 1'den G'nin içerisi 1 yapacak. O zaman G türevi 1 çarpı 2 eşittir 2 tane f1 artı f türev 1 burada da 1 yazarsam arkadaşlar ne olacak 3 yapacak 3 kere 2'den eksi 6 yani şuraya eksi 6 tane f1 diye düzeltebiliriz f türev 1 diye şimdi ben g türev 1'i merak ediyorum o zaman şunlara ihtiyacım var g türev 1 herkes 2 ile sadeleştirirsem f1 eksi 3 tane f türev 1 arkadaşlar f1 zaten grafikten okunabiliyor bakın 3'e gitmiş yani şurası 3 3 çarpı bir de f türev bir e ihtiyacım var. f türev 1 de bu fonksiyonun bir noktasındaki teğetinin eğimi demek değil mi arkadaşlar? Bakın o bir noktasındaki teğetimiz şu. Bunun eğimi de dikey bölü yataydan bulunmaz mı? Bakın dikey uzunluğumuz 3 birim. Yatağı uzunluğumuz da 3 birim. O zaman dikey bölü yataydan değil mi? m teğet 1 yapacak. m -t -t de türev demekti. Dolayısıyla türev 1 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan gördüğünüz gibi cevabımız 0 arkadaşlar. Evet. Bir tane eğrimiz var. X küplü eğriler biraz önce de konuşmuştuk. Şöyle S gibidir arkadaşlar. Bu X küpün grafiği olsun. Buna arkadaşlar ne yapıyorsunuz? X eşittir bir noktasından bir teğet çiziyorsunuz. Mesela x eşittir bir noktası burası olsun. Tam bu noktanın ordinatına ihtiyacımız olacak. Hemen bir bulalım. X yerine bir 1 yazarsak 1'in küpü eksi 1. Bu noktadan bir teğet çizmişiz arkadaşlar. Bu, bu teğet grafiği başka bir noktada daha kesmiş. Büyük A noktasında. Bize de bu noktanın ordinatını soruyor. Bakın B o noktanın ordinatını. Ben diyorum ki önce teğetin denklemini yazmalıyım. Teğetin denklemini yazalım. E, teğetin denklemi yazmak için önce eğime ihtiyacımız var. MTT eki o da F türev demek değil midir? F türev 1. Neden? Bir noktasındaki teğetin denklemi merak ettiğim için o noktadaki eğimi bulmalıyız. Yani türevini alıp bunun yerine koymalıyız. Hemen F türevi burada arkadaşlar hesaplıyorum. Eksi 3 x kare. Biri yerine koyunca arkadaşlar o da 3 yapıyor. Demek ki bir kere bu doğrumuzun eğimi eksi 3'müş. Yani grafiğimiz eksi 3x diye başlayacak. Sonra bir de bunun sonunda bir sabit terim var mı yok mu acaba? Onu nasıl bulacağız? E şu noktayı sağlaması gerekiyor doğrumuzun. Bu nokta çünkü bakın hem teğetin hem eğrinin üzerinde. Demek ki burada yerine yazdığında sağlamalı. Yani eksi 1 yazınca burası eksi 3 yapar. Ama ben sonucun eksi 2 gelmesini istiyorum. Demek ki burada bir artı 2 varmış. Gerçekten bakın bu noktayı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar artık doğru denklemimiz var. Eğri denklemimiz var. Bunları ortak çözersek şu kesim noktasını bulabiliriz. Yani ben eksi 3 x artı 2'yi götüreceğim. x küpe eşitleyeceğim. Ortak çözmek bu demek değil mi? Yani burada bu noktada y'ler ortak olacağına göre şu y'leri birbirine eşitliyorum. Karşı tek denklemler de doğal olarak birbirine eşit olmalı. Hepsini aynı tarafa toplarsam. ha Çok özür diliyorum. Eksi x küpe eşitleyeceğiz buraya arkadaşlar. Ee, o zaman şimdi ne oldu arkadaşlar hepsini sol tarafa atarsak x küp eksi 3x artı 2 eşittir 0 şimdi bu denklemi zaten birin sağladığını biliyoruz bakın gerçekten bir bu denklemin bir kökü demek ki bunun içerisinde x eksi 1 diye bir çarpan bir kere var o zaman geri kalan kısım ne olmalı onu da şöyle hesaplayacağız polinom bölmesi yapıyorduk hatırlayın bunu ben şimdi x eksi 1'e bölüyorum x kare ile çarpıyorum o da ne yapar x küp eksi x kare per, eksi artı çıkarıyorduk. Buradan x kare eksi 3 x artı 2 geliyor. Sonra ben bunu şimdi x ile çarpıyorum bu sefer. x kare eksi x yine çıkardığım zaman şunlar tersine dönüyor. Eksi 2 x artı 2 geliyor. Ben şimdi buraya eksi 2 ile çarpınca da o da eksi 2 x artı 2'den sonuç 0 geliyor. Bakın evet demek ki diğer çarparımız da x kare artı x eksi 2'ymiş. Şimdi buranın sıfır olması için x1 olmalı. Bir bir kökümüz onu zaten biliyoruz o bu nokta. Ama biz şu diğer noktayı merak ediyoruz. O zaman şuradan gelen çarpana bakacağız. Bunda çarpanlara x artı 2 çarpı x eksi 1 diye ayıramaz mıyız arkadaşlar? Buradan da bir x eşittir 1 geldi şu aynı kök. Buradan da bir x eşittir eksi 2 geldi. Demek ki diğer a noktasının apsi eksi 2 Bu eksi 2 arkadaşlar hem eğrinin hem doğrunun üzerinde olduğu için hangisini isterseniz yerine koyun bulursunuz. Eksi 2'nin küpü buradan eksi 8 yapar arkadaşlar. Şu eksi. Ama önünde eksi olduğu için artı 8'e döner. Buradan da koysaydınız bakın artı 6 artı 2'den yine 8 gelecekti. Demek ki A noktasının koordinatları eksi 2'ye 8'miş. Yani B buradan 8 olacak. Cevap edin mi? Evet. Grafik için arkadaşlar fx'in aşağıdaki bilgilerden aksi doğrudur. Şimdi arkadaşlar türevin eğim demek olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Yani o noktadan silen teğetin eğimi. Eğim pozitifse grafik artandır. Değil mi? Eğim negatifse grafik azalandır. Bakıyorum f türev özür F türev x büyük sıfırsa fonksiyon artan. F türev x bunu az önce konuşmuştuk. Küçük sıfırsa fonksiyon azalandır. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Eksi 3 noktasını sormuş. Eksi 3 noktası da fonksiyonum artan. Bakın ne yapıyor? Yukarıya doğru çıkıyor. Artansa burada nedir? F türev pozitiftir. Ama o negatif demiş. Yanlış. Şimdi sıfır noktasına bakıyorum. Sıfır noktasında grafiğimiz azalan arkadaşlar. Değil mi? Burada azalan. Burada azalan olduğu için arkadaşlar burada eğimin negatif olması gerekiyor. Bu aradaki tüm değerler için. Yani sıfır noktası için de eğimin negatif olması gerekiyor. Sıfır eşittir demiş. Yanlış. 3 noktasına bakıyorum. 3 noktası şurada bir yerde. Burada grafiğimiz arkadaşlar artan. Bakın yukarıya doğru büyüyor giderek değerler. Dolayısıyla burada f türev 3'ün pozitif olması lazım. Artan olduğu için negatif demiş. Bu da yanlış. F türev eksi 1 diyor. Eksi 1 noktası şurada bir yerdedir. Burada arkadaşlar grafiğimiz azalan. Yani eksi bir eğim var. Değil mi? Negatif. Burada ise F 4'te ise arkadaşlar grafiğimiz artan. Bakın 4'teyken grafik artan tarafta artıyor. Dolayısıyla burası da pozitif olmalı. Bunların çarpımı negatif olmalı. Yani küçük sıfır doğrudur. Yine de Edirne'ye bakalım. X4 noktası arkadaşlar şurada bir yerde. Şurada bir yerde bakın. Burada grafiğimiz artan. Dolayısıyla pozitif. 5 noktasında ise grafimiz hala artan yine pozitif. 2 pozitifin çarpımı büyük sıfır yapmalıydı ama küçük sıfır demiş. Demek ki Edirne de yanlış. Şimdi bir fonksiyon artan ya da azalan olması az önce konuştuğumuz gibi onun türevinin negatif ya da pozitif olmasına bağlı. Demek ki artan azalanlık sorulduğunda mutlaka ama mutlaka türev tablosu yapmalıyız. Hemen bunun türevini alalım bakalım. Ne demek türev tablosu şimdi göreceğiz. 3 aşağı inerse arkadaşlar 3'ler sadeleşir. Eksi 2x kare kalır. Buradan artı türevini alacak iki başa yenerikler sadece x kalır. Artı 1. Şimdi bunu çarpanlarıyla türevin köklerini görmeliyim. Bunun arkadaşlar çarpanlarını eksi 2 x'e x diye ayırabilirim. Bunu da birebir 1 diye ayırabilirim. Eksi şuraya da koyabiliriz isterseniz. Şöyle çarptığında bakın artı 2 x. Böyle çarptığımızda eksi 2 x geldi. Toplayınca ortaya artı eksi verdi mi? Verdi. Demek ki doğru ayırmışız ama yazarken çapraz yazıyoruz. Yani 2x artı 1 çarpı eksi x artı 1 diye düşünebiliriz. Buradan anlıyorum ki x eşittir eksi 1 bölü 2. Buradan anlıyorum x eşittir 1. Bunlar türevin kökleri. Şimdi türevin tablosunu yaparsak arkadaşlar, bakın türevin tablosunu yapıyorum, köklerini yazıyorum. Baş katsayı negatif olduğu için arkadaşlar eksi artı eksi diye gidecek. Bu şu anlama geliyor türevin işaretleri. Aslında bize düz fonksiyonun artan azalan olduğu yerleri gösteriyor. Yani fonksiyonuz burada azalanmış, burada artanmış, burada yine azalanmış. Şimdi fonksiyonumuzun azalan olduğu şey artan oldu aralığı soruyor. Artan oldu aralık bakın şu aralık değil mi? Artı olduğu yerde grafiğimiz artıyor bakın. Türevi pozitif olduğu için artan olduğunu iddia edebiliyoruz. Eksi bir bölü ile bir aralığı yanacağımız bursu olacak. Şu noktalar artan ya da azalanına dahil değil arkadaşlar. Buralara ekstremum noktalar diyeceğiz. Yani burası maksimum noktadır. Burası da minimum noktadır. Bakın grafik dip yapmış sonra geri yükselmiş max yapmış sonra tekrar azalmaya başlamış. Bu noktalar artan azalana dahil değildir. Bunlar max ya da min değerlerimizdir. Anlaşık mı arkadaşlar? Evet fonksiyon artan olduğuna göre e ne demiştik artanlık ya da azalanlık arkadaşlar türevle ile ilgili bir durum değil mi? Eğer bir fonksiyonun arkadaşlar türevi büyük sıfırsa bu nedir artandır. O zaman biz ne yapacağız türevini alıp bakacağız sıfırdan büyük oluyor mu ya da olması için k'nın ne olması gerekiyor. Hadi türevini alalım tabii ki bölüm türevi alacağız. Birincinin türevi k çarpı alttaki aynen eksi İkincinin türevi 1 çarpı üstteki aynen bölü paydanın karesi. K zaten sabit bir sayı olduğu için x değişkenimiz ya. K sabit sayılıyor. Türevi sıfırdır o gitti. Biz bunun büyük sıfır olmasını istiyoruz. Zaten şu tam kare bir şey olduğu için karşıya atarım. Sıfır onu yutar. Bakın düzenlersem kx artı 2k eksi kx eksi 4 büyük sıfır olmalı. Kx'lerin de gittiğini biliyoruz. 2 k 4 büyük sıfırsa buradan k büyüktür 2 yapar. K'nın en küçük tam sayı arkadaşlar. 3'tür Ceyhan k 0 3, 2 eşit olamaz. Neden? K2 eşit olursa bunun sonucu 0 yapıyor. Ama sonucun 0 olması durumunda fonksiyon artan olmaz. Sabit olur. Neden? F türevin 0 olmaz demek arkadaşlar eğimin 0 olması demek. Eğimin ise grafik dümdüz gidiyor. Eğim yapmıyor demektir. Bu da sabit fonksiyon anlamında gelir. F türev x negatifse zaten eğim negatiftir. Yani azalan bir fonksiyondan bahsediyoruz demektir. Evet sıradaki soru arkadaşlar yine kaliteli efsane bir soru. Fx fonksiyonu artan hissediyor. Şimdi bakın bir fonksiyon artan ya da azalanından bahsediyorsak aşağıdakilerden hangisi artan ya da azalandır diyor neyse e, mutlaka türevine bakmalıyız. Şimdi A şıkkında B şıkkında hepsinde tek tek türevlerini alacağım. Türevlerine baktıktan sonra artan azalanını yorumlayabilirim. Tamam mı arkadaşlar? Ama bunun için bazı bilgilere ihtiyacım var. Örneğin mesela F fonksiyonu artanmış. F fonksiyon artansa F türevi x büyük sıfırdır. İçine koyacağım x değerleri bak negatifmiş. Yani x'ler küçük sıfırmış. İçine koyacağımız değerler tanım kümesidir ya. Bakın tanım kümesi negatif. Bir de bulacağımız sonuçlar. fx'ler neymiş? Pozitifmiş. R artı dediği için. Şimdi bu bilgiler elimizde. Buna bağlı olarak a, b, c şıklarını, d ve şık, e şıklarını da tabii ki şey yapacağız, değerlendireceğiz. Önce bunun türevini almalıyım. Türev alırken biliyorsunuz a şıkkında iki başa iner, üzeri bir azalır, çarpı hecenin türevi gelir. Çarpı en sonunda içinin türevi gelir. İçin türev zaten bir. Şimdi ben buradan fx'in arkadaşlar bakıyorum hemen pozitif olduğunu biliyorum. Artı f türev x'in de pozitif olduğunu biliyorum. O zaman demek ki bunun if sonucu arkadaşlar pozitif. Yani siz bunun türevini aldığınızda sonuç pozitif çıktığına göre bu artandır. B şıkkına bakıyorum. Bunun türevini alacağım şimdi. 3 başa iniyor. Sonra üzeri bir azalıyor. Sonra çarpı hecenin türevi geliyor. Sonra çarpı içinin türevi geliyor. X'in türevi bir zaten. Şimdi bakıyorum f kare zaten daima artıdır. E f türevi x'in de artı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artı 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 bunların hepsi artı yaptığı için bu da artan bir fonksiyondur. Yani türevini aldığım ifadenin B şıkkının ve sonuç artı çıktı. C şıkkına bakıyorum. 1 bölü fx. Burada da bölümün türevi uygulayacağım. 1'in türevi 0 çarpı ikinciden 0 gelecek. Eksi ikincinin türevi f türevi x çarpı birinci bölü paydanın karesi. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ee, Burası zaten sıfır saymayalım. F türev pozitif de önüne eksi gelince bu ne oldu arkadaşlar? Negatif oldu. Alt tarafta kareli bir ifade olduğu için hep pozitiftir. Bunun bölümü negatif yaptı. Türevini aldık sonuç negatif çıktı. Türevin sonuç negatif çıkıyorsa bu bir azalan fonksiyondur. Yani aslında cevabı bulmuş olduk değil mi? Ama yine de D e bakalım. Hemen türevini alıyoruz arkadaşlar. F türev x çarpı pardon eksi 2x. Yani için türevi yaptığı için yazmıyorum artık. Şimdi f türev x nedir arkadaşlar? Pozitif x'ler nasıl değerlerdir? Negatif bakın r eksi de tanımlıydı x'ler çünkü. Eksi değerler verirsem önünde de eksi olduğu için bunların da sonucu artı yapacak. 2 artı sayının toplamı da artı yapacak. Yani bu da artan bir fonksiyonmuş. Son olarak Edirne'ye bakıyorum. Burada bölümün türevi yapacağım. Üsttekinin türevi fx çarpı alttaki eksi alttakinin türevi 1 çarpı üstteki bölü paydanın karesi. Bir de başında eksimiz var. Unutmayalım şu eksiği. Şimdi f türevi x arkadaşlar biliyorsunuz neydi? Pozitifti. E x neydi? Negatifti. Yani şurası eksi yaptı. F3x pozitifti. Değil mi? Burası pozitifti. Pardon fx. O zaman önde eksi olunca buranın totali eksi yapmış oldu. Ama önündeki eksiyle çarpılınca bunlar ne oldu? Artıya dönüştü. Yani üst taraf artı. Alt tarafta kareli olduğu için zaten otomatikman artı. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Bu da yine artan çıktı. Demek ki gerçekten cevabımız neymiş arkadaşlar? C Fonksiyonun ekstrem noktalar arasındaki uzaklık. Arkadaşlar unutmayın ekstrem noktalar türevin tablosundan geliyordu. Biraz önce bir örneğini yapmıştık. Yani önce türevin köklerini bulup türev tablosu oluşturmalıyız. Hemen bunun türevini alıyorum. Çarpım türevi uygulayacağım. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi 1 bir çarpı birinci. Bunu biraz düzenleyelim. Köklerini bulabilmemiz gerekiyor. 2x kare eksi 6x artı x kare. Yani aslında şöyle 3x kare diyebiliriz. Direkt şuraya. Şimdi bunu sıfır edeceğim ya 3x parantezini alıyorum, x eksi 2 mi kaldı türev için konuşuyorum? Ya x sıfır olacak arkadaşlar ya da x 2 olacak bu türevin sıfır olabilmesi için bunlar işte türevin kökleri. Şimdi artık türev tablosu yapabiliriz. Bakıyorum türevimiz buydu, bunun baş katsayısı artı. O zaman artı eksi artı diyorum. Bakın türevin işaret tablosunu yaptım ve dolayısıyla fonksiyonun artan azalanını yorumlayacağım. Kimin artan azalanını merak ediyorsanız bir sonraki türevine bakmalısınız tamam mı arkadaşlar? Fonksiyon artanmış, azalanmış. Burada yine artanmış. Ekstrem nokta arasındaki uzaklığı soruyor. Ekstrem nokta bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bakın burada max değerimiz var. Burada min değerimiz var. Max ve min değerlerinin ortak adı ekstrem arkadaşlar? Şimdi ben fonksiyonda 0 koyarsam bunun e, koordinatı ordinatta 0 yapıyor. Demek ki max değerimiz aslında 0'a 0 noktasıymış. Hadi min değerini de bulalım. Min değerin absesi 2. 2'yi yerine koyarsam o da x4 mi yapıyor arkadaşlar? Değil mi? 4 çarpı eksi birden. Demek ki maksimum ve noktalar arasındaki mesafeyi bulmak istiyorsak değil mi? x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi yapmıyor muyduk? Bu da ne yaptı? Kök içerisinde 4 artı 16'dan 20 yani o da 2 kök 5. Demek ki ekstrem nokta arasındaki mesafe Adana'ymış. Şimdi fx'in yeren minimum noktaları diyor. Bakın arkadaşlar bu türevin tablosu. Bunlar da enteresan sorular. Bu türevin, e, pardon grafiği, türevin hemen tablosunu yapmalıyım. Unutmayın artan azalanlık ifadesi varsa hemen türev tablosuna taşıyalım olayı. Türevin kökleri şunlar bakın. Gördük mü? Bunlar türevin sıfır olduğu yerler. Eksi 3 var burada sıfır var ama sıfırda çift kat var. Biliyorsunuz teğet olduğu yerlerde arkadaşlar grafiğin çift katı vardı. Çift kat ne demek arkadaşlar? E, artı taraftan eksi tarafa geçmiyor. İşaret aynen artı devam ediyor. Bakın buralarda artıydı hala artı. Buradan dolayısıyla sıfırda çift kat olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz tabloda çift katta da işaret değişmiyordu. Sonra dörtte bir kökümüz var. Sonra altıda bir kökümüz var. Bu türevin tablosu unutmayın. Şimdi arkadaşlar türev sağ tarafta. Altının sağ tarafında pozitif. O zaman artı, eksi, artı çift kat olduğu için hala artı sonra eksi. Bu bana fonksiyonun yorumunu verir. Tamam mı arkadaşlar? O zaman ne yapacağım? E, fonksiyonun azalan artan değil mi? Hatta burada çift kat olduğu için bakın artmaya devam ediyor. Azalan sonra tekrar artan olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi fx'in yerel minimum noktaları şurası olmuş oldu bir tanesi. Burada bir min var. Sonra bir de burada min var. E, arkadaşlar birkaç tane minimum değer varsa bunlara yerel min deniyor. E, en küçük olanla da mutlak min deniyor e, ee, yerel min dediği zaman kafanız karışmasın. Birkaç tane olabilir minimum değeri. Çünkü grafik inişler çıkışlar yapıyor. Bakın bu grafiğe bakarak karar vermiyoruz. Bu türevin grafiği tablo yaparak fonksiyona bakıyoruz. Fonksiyon grafiği böyle bir şeymiş demek ki. Şimdi yerel nokt nokt noktaların absitlerinden bir tanesi eksi 3. Bir tanesi de arkadaşlar 6. O zaman eksi 3 ve 6'yı toplarsak aradığımız cevap C Şimdi bir sonraki soruda ise bakın f türev x'in yerel maksimum değerlerini soruyor. Ha şimdi şey, soruyor f türev x dediği zaman bakın kimin bize max ya da min değerini soruyorsa arkadaşlar onun türevini almalıyız. Yani aslında biz şu an f ikinci türevin tablosunu yapmalıyız. Tamam mı arkadaşlar? Ee, çünkü ikinci türev tablosu birinci türevin yorumunu verir bize. Şimdi ikinci türevde arkadaşlar birinci türevin değil mi? Sıfır olduğu yerlerdir. Çünkü türev eğim demekti ya. E, ikinci türevin sıfır olması demek. Birinci türevin eğiminin sıfır olduğu yerler demek. Birinci türevin eğiminin sıfır, sıfır olduğu yerler burası. Burası. Burası burası. Değil mi arkadaşlar? Yani ne var? Eksi 2 var bir tane. ikinci dönem kökü. Başka ne var? Sıfır var. Sonra ne var? 3 var. Sonra ne var arkadaşlar? Bir de 5 var. Şimdi bakın arkadaşlar. 5'in e, sağ tarafında fonksiyon artan yani ikinci türev birinci türevin eğimi demek ya o zaman birinci türevin eğimine bakıyorum burada eğimler pozitif o zaman artı ile başlayacağız çift katlı kök var mı burada yok arkadaşlar e, artı eksi artı eksi artı Şimdi bu ikinci türevin tablosu bakın bize neyi verir? Birinci türevin artan azalanlığını verir. Birinci türev artıyormuş, azalıyormuş, artıyormuş, azalıyormuş, artıyormuş. Ne oldu? Her türev kendinden önceki fonksiyonun artan azalanlığını verir ya da maksiminini verir. Bize bunun maksimum noktalarını soruyor. Bakın burada bir maks yapmış, burada bir maks yapmış, başka da maks yapmamış. Buradan sonra artık sonsuza kadar devam ediyor. Sonsuza kadar devam ettiği için orada bir maks değeri aramayız. O zaman maks değerlerin apsisleri toplamını soruyor. Eksi -2 ve 3. Bunların toplamı da arkadaşlar 1 yapacaktır. Fonksiyon alabileceği en küçük değer. Şimdi bakın burada da farklı bir durum var arkadaşlar. E, kapalı bir aralık vermiş. Şimdi reel sayılardan reel sayılar değil fonksiyonumuz yani 2 ucu sonsuza gitmiyor. Önce sanki 2 ucu sonsuza gidiyor gibi biz bunun tablosunu yapacağız, sonra sınırlandıracağız bu çözümü. Ee, artan azalanlıktan bahsediyorsak arkadaşlar ya da en büyük en küçük değerden maksiminden bahsediyorsak hemen türev almalıyız ve türevin tablosunu yapmalıyız. O da 3 eksi 3 x kare yapar. Bunu 3 parantezinde 1 eksi x kareyi çarpanlara ayırsak 1 eksi x 1 artı x diye köklerinin 1 ve eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi onun tablosunu yapıyorum arkadaşlar. Türevin tablosu. Köklerimiz eksi 1 artı 1. -1. Baş katsayı arkadaşlar negatif olduğu için eksi artı eksi diyorum. E bakıyorum ki fonksiyonum azalan, artan ve azalanmış. Bize neyi soruyor? En küçük değer ve en büyük değeri soruyor. En küçük değer miyim buradan gelecek? Max da buradan gelecek. Yani ben eksi 1'i fonksiyon değerine koyarsam neyi bulurum? Bunu bulurum. Ancak bir sorun var. Adam sınırlı aralık istiyor. Ne diyor? Eksi 3 ile artı 3 aralığı diyor. Ha, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 3 şurada bir yerde midir? Artı 3 de şurada bir yerde midir? Şimdi bu eksi 3 ve artı 3 değerlerinden de gelecek sonuçlara bakmalıyım. Şimdi normalde fonksiyon bu taraftan artı sonsuza gidiyordu. Yani maksi ya da min aranmazdı. Buradan da eksi sonsuza gidiyordu. Buradan da maksi ya da min aranmazdı. Ama artık grafimizi sınırladığımıza göre şu noktada da bir minimum oluşmuş olabilir. Şu noktada da bir maksimum oluşmuş olabilir. Hangisinin daha büyük olduğunu kıyaslayarak bulacağım. Önce eksi 1'den bir min geleceğini biliyorum. Eksi 1'i fonksiyon değerine koyuyorum. Bakalım değer ne geliyor. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 geliyor. Bir mini de nereden arıyoruz? E artı 3'te arıyoruz bakın. Şöyle üstte yazayım bunları. X oldukları belli olsun. Bir de artı 3'ten gelecek bir min var. Acaba bu daha küçük gelecek mi bakalım. 3 kere 9 eksi 27'den buradan eksi 18 geldi. Evet bu daha küçük olduğu için biz en küçüğünün arkadaşlar bu olduğunu varsayacağız. Bu minimum değerimiz. Hadi bir de maksa bakalım. Normalde artı 1'de fonksiyon bir maksimum değeri vardı. Diğer iki uç sonsuza gittiği için onlara bakmıyorduk ama bu soruda sonsuza gitmediği için onlara da bakacağız. Eğer o sonsuza gidiyorsaydı yerel maks değerimiz 1'de gelecekti. Bir yerine koyarsak o da 3-1'den eksi 2 yapacaktır. Ama bir de bakın şurada eksi 3'te bir maks gelmiş olabilir. Acaba buradan daha büyük sonuç gelir mi ona bakalım. Eksi 3 çarpı eksi 3'den eksi 9. Eksi 3'ün küpü eksi 27 önünde daha artar. Artı 27 ve buradan da 18 geldi. Bakın bu daha da büyük oldu. Yani maksimum değerimiz de o zaman bu oldu. O zaman en küçük değerimiz a'ydı. Eksi 18. Eksi. En büyüklerimiz de neydi? B'ydi. B de maksıdı. O da 18. Bunlar toplarsak arkadaşlar eksi 36 yapacaktır. Yani Adana. Eksi 1 artı 1 de min değerleri var. Bunlar bizim türevi sıfır yapan değerlerdir. Şimdi ben bu türevini sıfır yapacağına göre önce bir alalım. 3ax kare artı 2bx artı c oldu. Burada arkadaşlar e maksimum de noktamızda eğim sıfırdır. Ya türevde eğim demek ya. İşte bu eğimi aldım. Eksi 1 yerine koyun da sonucun sıfır gelmesini bekleyeceğim. 3a eksi 2b artı c'nin sıfır olması gerekiyor. Bir de 1 koyarsam arkadaşlar çünkü burada da eğim sıfır bakın burada da minimum değerimiz var. 1 koyarsam o da 3a artı 2b artı c yapar o da sıfır yapar. O zaman bunlar toplarsak bunlar birbirini götüreceğine göre 6 artı 2c sıfır. Işte her tarafı 2'ye bölersek 3a artı c sıfır yapar ki zaten bize bu soruluyor. Evet yerel maksimum değeri demiş. Ne demiştik? Yerel maks ya da minler arkadaşlar türevden gelir. Hemen türevini alıyorum hiç düşünmeden. Artan azalan min ifadesini gördüğümüz anda arkadaşlar türev almamız gerekiyor. Hemen türevini alıyorum çarpımın türevi. Birinci çarpı ikinci aynen. Artı ikincinin türevi çarpı birinci aynen. Şöyle birinciyi yazıyorum hemen unutmayayım. Şimdi ikincinin türevini alacağım. Üst başa indi iki. iki pardon. Şimdi sadece şu kısmın türevini alıyorum. Çarpı üstünü bir azalttım aynen yazıyorum. Çarpı içinin türevi 2 geliyor. Şimdi bu türev aldıktan sonra arkadaşlar bu türevin sıfır yaptığı yer onun max ya min değerleri olacaktır. Bunun köklerini bulmaya çalışacağız. Ee, düzenlersek biraz şunları m parantezinde alalım bir öncelikle. Hatta 2x, 6'lar da ortak değil mi? m çarpı 2x, 6 parantezinde alalım. Ee, buradan 2x, x, 6'nın biri kalacak. Buradan da arkadaşlar ne yapacak? Artı 4x mi kalacak? m'ler aldığımıza göre. Yani m parantezinde 2x-6 çarpı ne yapıyor burası da? 6x-6 6. Şimdi türemiz sıfır oldu. Yerler şeylerimiz ya. E, Maksimin noktalarımız ya. Hadi türev sıfır yapan x değerlerini bulalım. Buradan 3, buradan da 1 gelecektir. Şimdi türevimizin arkadaşlar baş kat sayısı e, pozitif mi? Negatif mi? Bakıyorum. türev fonksiyonumuz burası. En son düzenlenmiş hali burası. M'e bağlı M'in biz pozitif olduğunu varsayalım öncelikle. Eğer M pozitifse arkadaşlar başka bir pozitifse artı eksi artı der. Bu bizim F türevin tablosu dikkat edin. Ve bu bize F'in yorumunu verir. Yani F burada artan, burada azalan, burada artanmış. O zaman anlıyorum ki fonksiyon maksimum değerini 1'de almış olacak. Yani x yerine 1 koyduğumda maksimum değer olan 16'yı bulmuş olmalıyım doğru mu? O zaman hemen fonksiyonda getirip düz fonksiyonda her zaman değerleri yerine koyuyoruz arkadaşlar. 1 koyduğumda sonucun 16 gelmesini bekleyeceğim m çarpı 1 koyarsam eksi 4 karesi 16 yapar. Eşittir 16. Buradan anlıyorum ki m eşittir 1'dir. Zaten biz m'i büyük 0 kabul etmiştik ve m 1 sıfırdan büyük olduğuna göre demek ki cevabı bulduk. Eğer m'i sıfırdan küçük kabul etseydik ne olacaktı? Hadi bir de öyle çözelim. Bir çelişki gelmesini bekliyorum açıkçası. Eğer m küçük 0 olsaydı o zaman eksi artı eksi derdik buraya. Fonksiyon azalan artan azalan olurdu. E, değil mi fonksiyonumuz? O zaman maksimum değerimiz 3'te gelirdi. Yani fonksiyonda 3 koyduktan sonra, değil mi? Sonucun 16 gelmesini beklerdim. Bakalım olacak mı? Fonksiyonda 3 koyarsam arkadaşlar, 3m, 3 geri 2 6 eksi 6'dan 0 eşittir, 0 geldi. 16 geldi mi? Gelmedi. Demek ki çelişki oldu. O zaman arkadaşlar m1 tercihimiz doğruymuş. Evet bir fonksiyonun yerel minimum veya maksimum değeri olmadığına göre arkadaşlar yerel maksimum da değerler türevin sıfır olduğu yerlerden gelirdi. Demek ki bunun türevi hiçbir zaman sıfır olmuyormuş. Türev sıfır olmuyorsa demek ki türevinin kökü yokmuş. O zaman hemen türevini alalım ve deltasının sıfırdan küçük olduğunu düşünelim. Eksi 6 x kare artı 2 x artı k. Neden delta aklıma geldi? Çünkü bu ikinci dereceden bir denklem. İkinci dereceden denklemin kökü yoksa deltası küçük sıfırdır değil mi? Çünkü eğer bunun kökü gelseydi arkadaşlar bu türevin tablo yapmak zorunda kalırdım. Tabloya bu kökleri yerleştirdiğim zaman bazen artı bazen eksi bazen artı yani artan azalan artan gibi şeyler olurdu doğru mu? O zaman da maksimum min değerler oluşurdu. E bakın burada maksimum min değer yokmuş. O zaman şu artış azalışlar hiç oluşmamış. Yani fonksiyonumuz ya daima artanmış ya da daima azalanmış. Hiç fark etmez. Daima artan ya da daima azalan hangisinde derse desin e, her zaman delta küçük sıfır olmalı. Çünkü sonuçta türevin tablosunda kök gelmemeli. Delta da b kare eksi 4 ac idi. 4 eksi 4 çarpı eksi 6 çarpı k'nın küçük sıfır olması gerekiyor. Buradan 4 artı 24 k. 4 artı 24 k yazamadım. Evet küçük sıfır olmalı. Anlıyorum ki 24 k küçüktür. Ne olmalı arkadaşlar? Eksi 4 yani k küçüktür. Eksi 1 bölü 6. O da yaklaşık olarak 0.1.5 gibi değer yapar arkadaşlar. Buradan k küçüktür. 0.1 falan desem eksi. E, ne olacak arkadaşlar? K'nın demek ki alabileceği en büyük değer eksi 1 olacaktır. Evet ve son sorumuz arkadaşlar. Şimdi genel bir üniversite sınavı sorusu gerçekten çok kaliteli olmuş. E, bir fonksiyon artan azalandı ya da maksimilliği falan varsa böyle şeylerden bahsediyorsa hemen türevine bakmalıyız. F türevi x arkadaşlar ee, ne yapıyorum? Türevini almak için 3x kare artı 6x artı 3 yazıyorum. Bunları 3 parantezine alırsam x kare artı 2x artı 1 yapar mı arkadaşlar? Bu da zaten 3 parantezinde x artı 1'in parantez karesi mi yapar? O zaman arkadaşlar bunun türevini sıfır yapan sadece eksi bir değer var. Yani biz türev tablosu yaptığımızda unutmayın artan azalan maksimin sorulanda hep tablo yapacağız. Eksi bir de çift katlı kökümüz var. Türevin baş katsayısı artı olduğu için de bu artı hala artı. Yani bu fonksiyon daim artan bir fonksiyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift katlı işaret değişmedi. Daim artan fonksiyonsa bu fonksiyon hiç geri düşmüyor yani. Hep artmaya devam ediyor. E, dolayısıyla daim artansa bu fonksiyon bir kere birebirdir. Garanti. Neden? Çünkü birebir olmayan fonksiyonlar bir artar bir azalırlar ki aynı değer ne olur? Bakın iki yerden gelir. Dolayısıyla bu fonksiyon birebir. Bunu söyleyebiliriz. Daim artan zaten bunu söyleyebiliriz. Ekstrem noktasının apsisi eksi birdir. Söyleyemeyiz çünkü ekstrem nokta oluşmaz bunlarda. Değil mi? Daim arttığı için. O x eksenine bir noktada keser. Evet öyle arkadaşlar. Neden? Çünkü bir fonksiyon daim artansa x80'i bir kere kestikten sonra geri dönüp bir daha kesmez. Pardon. Eğer geri dönüp bir daha keserse arkadaşlar bakın x eksenine ne olmuş olacak? Doğal olarak artan azalan olmuş olacak. Ama böyle bir şey olmadığını biliyoruz. E, o zaman bu yanlış. Pardon doğru. Bir noktada keser demiş. İkin, e, birinci türev negatif demiş. O yanlış. Birinci türev biz bakın hep pozitif oldu. Yani daim artan olduğunu biliyoruz. O zaman buradan arkadaşlar doğru olanlar bir ne oldu? 3 ve 4. Yani cevabımız Bursa. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Harika bir testi. Mutlaka tekrar tekrar inceleyin. Faydasını göreceksinizdir. İyi çalışmalar.